Teknik Zor. direktör belirsizliği devam ediyor. En güçlü iki aday olarak şu anda İsmail Kartal ve Abdullah Avcı konuşuluyor. Evet. Camianın hassas noktası 3 Temmuz sürecine dönecek olursak bu iki aday arasında Fenerbahçe taraftarı özellikle İsmail Kartal konusunda biraz daha destekçi bir tutum sergiliyor. En azından sosyal medyaya bu şekilde yansıyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Sizin gönlünüzde yatan bir teknik direktör var mı? Var. Mourinho. Ya şimdi öyle bir soru soruyorsun ki kızım. Yani buna cevap veremem çünkü neden? Yönetim var, yönetim karar verecek. Ki onların yerine biz sen bu rejimi de dersek olmaz. Onlar karar verecekler. Saygı duyacağız. Efendim? Hacda mı? Allah kabul etsin. Bize de dua etsin. Söyle bize dua etsin. Niye gitmiş hacı? Hayır. Yani duaları tutsun diye mi yoksa şeye mi? Allah yollarına açık etsin. Yönetimin şeyine biz karışamayız. Tasarrufuna. Buyur. Sayın Başkan, ben meslekteki 45 yıllık bilgi birikimim, deneyimin, ben bir şeyin altını kalın bir kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Şimdi insanlar hani geçmişe dönüp baktıklarında görebilecekleri kendi gerçekleri vardır. Şimdi zamanda geriye ışınlansanız, Sayın Uğur Dündar'ı o dönemde, sizin döneminizde göreve gelmiş Sayın Uğur Dündar'ı, şu anda Divan Kurulu Başkanımızı, yeniden bu camianın içinde etkin ve yetkin bir noktaya getirir miydiniz? Bir de buna bağlı şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin demin bir gazeteci arkadaşımın sorduğu bir sorunun içinde vardı ama bana göre netleştirmek, somutlaştırmak lazım. Fenerbahçe'nin son dönemde ağırlıklı olarak federasyonlarda sanki böyle kurullarda sayısal azlığı bir şeyliği söz konusu, eksikliği söz konusu. Mesela bu federasyonda da... Erdem. Buyur hocam. Bak kardeşim, ben yönetim kurumunda değilim. Yönetim kurulu başkanı değilim. Ama siz hala bizim onursal başkanımızsınız. Tamam da bu soruları yönetime sorun, bana değil. Birinci soruna cevap vereyim şahsımla ilgili olduğu için. Ama şeyi ben yani zorlama beni yani. Tamam mı? Git onlara sor. Niye burada eksiksiniz veya niye buraya girmiyorsunuz diye. Ben ne yapayım yani? Tamam. Sor. Bir daha söyle. Uğur Bey'i Bak yeniden alır mıydın, almaz mıydın? Her şey şartlarına göre, zamanına göre değerlendirilir. Ben şimdi almazdım desem de yalan, alırım desem de yalan. Çünkü o şartlar neyse ona göre, o oluşuma göre karar vermek lazım. Tamam mı? Yalan söyleriz yani. Almam diyor. Alırım diyeyim, o da yalan. Şartlar nedir? O şarta göre bakarsın.